Hidrojen bromürün buradaki moleküle nasıl tepkimeye gireceğini bir düşünelim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 karbonumuz var. Burada çift bağ var. Bu taraftan numaralandırmaya başlarsak, çünkü çift bağ burada pent diyoruz. Çift bağ bir numaralı karbondan başlıyor. O zaman pent 1 ve çift bağ olduğu için bu tabii ki alken. O zaman pent 1n diyoruz. Bu bazen bir penten diye de adlandırılır. Bu iki molekülün bir tür çözücü içinde birbirleriyle nasıl tepkimeye gireceğini düşünelim. Genellikle çözücünün ne olduğu belirtilmemişse sudur veya alkoldür. Bu su olsaydı hidrobromik asit çözeltisi elde ederdik. Fakat şimdi bunu düşünmemize gerek yok. Şimdilik sadece bu ikisinin birbiriyle olan tepkimelerini düşünelim. Öncelikle ilk bakacağımız şey buradaki hidrojen bromür olabilir. Hemen bromun hidrojenden çok daha elektronegatif olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani elektron almayı çok daha fazla sever. Bu size tamamen yabancı bir kavramsa biraz tekrar yapalım. Karşımızda periyodik tablo var. Periyodik tablo üzerinde sol alttan sağ üste doğru gittikçe elektronegatiflik artar. Elektronegatiflik yazıyorum evet. Bu terim bir atomun elektron almayı ne kadar sevdiğini göstermek için kullanılan bir terim. Örneğin flor elektron almayı sever ama kalsiyum elektron almayı o kadar da çok sevmez. Hidrojen bromüre baktığımızda hidrojen periyodik tablonun sol üst köşesinde, bromsa sağ taraflarda. O zaman brom çok daha elektronegatif. Bu durumda brom çok daha elektronegatif olduğu için bu bağdaki elektronları alacaktır. Bu bağdaki elektronları aldığı için brom tarafında kısmi negatif yük oluşacaktır ve hidrojen tarafında da kısmi pozitif yük olacaktır. Bu tepkimeleri yaparken aslında değerlik elektronlarını çizmek işe yarar. Burada bromun atom numarası 35. Yani nötr halde 35 elektronu vardır. Burada herhangi bir yük yok. Yani nötr halde. Fakat grubuna bakabiliriz. 7 numaralı grupta yer alıyor. Buradan sayarsak 1 2 3 4 5 6 ve 7 değerlik elektronu var. Bunu da çizelim. Bromun en dış kabuğunda 7 elektron olacak. Buraya çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ise bu bağda olacak. Hidrojenin de tabii ki bir elektronu var. İşte burada. Bu ikisi bağ kurmuş ve birbirlerine bir bütünün iki parçasıymış gibi davranıyorlar. Bu da daha düşük enerji seviyesine ve daha kararlı olmaya olanak sağlıyor. Zaten bağ bu yüzden oluşuyor. Neyse, burada ne olabileceğini düşünelim. Bu çok elektronegatif olduğu için belki buradaki yeşil hidrojen elektronunu da almak istiyordur. Bunu çizelim evet. Brom bu yeşil elektronu alır. Yani elektron ona giderek daha da yaklaşır. Hidrojenin elektron alabileceği başka bir yer olsaydı bu elektron broma gidebilirdi. Zaten bu bromun da yeşine gelir. Çünkü hatırlarsanız kendisi epey elektronegatif. O zaman hidrojen kaybetmek üzere olduğu elektronun yerine bir başkasını nereden bulabilir? Burada çift bağımız var. Belki bu karbonlardan biri elektron kaybeder. Önümüzdeki videolarda tepkimenin bu aşamasında hangisinin elektron vermeye daha yatkın olduğunu konuşacağız. Şimdilik basit olması amacıyla buradaki karbonun elektronu verdiğini düşünelim. Değerlik elektronları nerede? Periyodik tablo üzerinde bakalım. Karbonun kararlı durumda 6 protonu ve 6 elektronu var. İkisi ilk kabukta bulunuyor ve diğer dördü ise değerlik elektronlar. Bunu görebilirsiniz. Karbon dördüncü grupta değil mi? 1, 2, 3 ve 4. Şimdilik bunları yok sayacağız. Çünkü çoğunlukla bunlarla uğraşmayacaksınız. Evet, karbonun 4 değerlik elektronu var. Şöyle grup numarasına baksak yetiyor. Bu metalleri şimdilik çok düşünmemiz gerekmiyor. Devam edelim. Karbonun 1, 2, 3 4 değerlik elektronu var. Bir kabuğunda 2 adet var. Yani aslında 6 tane. Ama buraya 4 tane çiziyoruz. Evet. Bu yeşil elektron broma gidebilir. Ama tabii hidrojenin buradaki karbondan elektron alması kaydıyla. Bunu çizelim. Buradaki elektron hidrojene gidecektir. Bu elektron hidrojene gittiğinde eş zamanlı olarak bu elektron da broma gidecektir. Tabii ki bu gerçekleştiğinde bu kadar uzak olmayacaklar. Bunun gerçekleşmesi için doğru enerji seviyesinde ve doğru şekilde bir çarpışma gerekir. Belki hidrojen tam da bu noktaya doğru zamanda elektron hidrojenden çekilirken çok yaklaşır. Burada elektronu çeken kısmi pozitif yük var ve elektron buraya gider. Tabi bu her zaman gerçekleşmez. Fakat buna potansiyel bir tepkime mekanizması diyebiliriz. Tüm bunlar tek adımda olur. Bu elektron buradan hidrojene geçer Aynı zamanda da hidrojen elektronunu broma vermek zorunda kalır. Peki bu adımdan sonra ne olur? Tabii ki brom elektron kazanır ve artık bromür iyonu olmuştur. Bu şekilde çizelim. İlk başta 7 değerlik elektronu vardı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve şimdi ise hidrojenden bir elektron daha aldı. İşte o da şu yeşil elektron. Şimdi bu bir penten veya pentbiren nasıl görünür dersiniz. Çizelim karbonumuz, iki hidrojenimiz, yine burada karbonumuz ve bir başka hidrojenimiz var. Zincirin geri kalanı da burada. Hemen onları da ekleyelim. Bu çift bağ kırılmıştı değil mi? Yani bu karbon bir elektron kaybetti. Elektron hidrojene gitti. Buradaki bağ şimdi bu karbon ve hidrojen arasında oluşur. Bu bağ çizmeden önce hidrojene giden elektronu açık pembe yapalım. İşte bu elektron hidrojene gitti. Şimdi o elektronu çizeyim. Yukarıda turuncu hidrojenimiz de var. Renkleri aynı kullanmaya çalışıyorum ki neyin nereden geldiğini bilelim. Şimdi burada karbonla hidrojen bağ kuruyor. Evet. Buradaki karbonun artık yalnızca 3 değerlik elektronu var. 1 2 3. İkisi ilk kabukta bulunuyor. Yani aslında toplamda 5 elektronu var. 6 protonu var. Yani pozitif yüke sahip. Evet. Buradaki karbonun yükü pozitif başka bir şekilde düşünecek olursak karbon tamamen nötrdü ve bir elektron kaybetti. Yani pozitif yüklü oldu. Tepkimenin bu adımı sonrasında elimize kalanlar bunlar. Tabii ki şunu unutmadan ekleyelim. Buradaki brom nötrdü. 7 değerlik elektronu vardı ve brom o zamanlar nötrdü. Şimdi ise 1 elektron aldı ve 8 elektronu oldu. Yani negatif yüklü olacak. İşte negatif yüklü brom. Genelde buradaki toplam yük sıfırdır. O zaman toplam yükümüz yine sıfır olacaktır. Negatifimiz ve pozitifimiz var. Bunlar birbirini götürürler. Toplam yükümüz yine sıfır olur. Peki tepkimemizin bir sonraki adımında ne olabilir? Burada pozitif yüklü bir şey var değil mi? Belki Brom buraya doğru şekilde yaklaşıp buradaki elektronu almıştır. Yine burada negatif, burada da pozitif bir şeyler var. Yani bunlar birbirleriyle bağ kurabilir mi? Bunlar tam olarak doğru şekilde karşılaşırlarsa buradaki karbon bromür iyonundan bir elektron kapabilir. Ama brom karbondan daha elektronegatif değil miydi diye sorabilirsiniz. Olabilir. Fakat buradaki bromürde zaten bir sürü elektron var. Yani bu normal bir brom atomu değil. Brom artı elektron. Yani zaten elektronları kapmış durumda. Bu negatif, bu da pozitif olduğu için karbon elektron verebilir. Evet, buradaki elektron bu karbon tarafından kapılabilir. Bu pozitif karbon aslında karbokatyon olarak adlandırılır. Buna diğer videolarda değinmiştik. Karbokatyon, karbonun pozitif yüklü iyonudur. Evet, bu elektron bu karbon tarafından kapılırsa bir bağ oluşur. Çünkü hatırlayın, buradaki elektron ilk başta bu hidrojenle olan bağda bulunan elektrondu. Yani bu diğer mor renkli elektronla eşleşebilir. Bu gerçekleşirse de bir sonraki adım şöyle olacaktır. Hemen çizelim. Molekülün bu ucunda karbon, hidrojen, hidrojen var. Ayrıca hidrojen bromürden aldığımız bu turuncu hidrojen var. Ve burada şu karbon var. Ona bağlı olan hidrojen var ve zincirin kalınında ise CH2, CH2, CH3 var. Bu karbon elektron aldığı için bromla bağ oluşturacak. Çizelim. Karbon bu elektronu aldığı için bu elektron artık bu karbonla birlikte. Bağın diğer ucunda ise brom üzerindeki mor renkte elektron olacak. Brom bir elektron kaybetti ve artık nötr. Yine 1 2 3 4 5 6 7 değerlik elektronu var. Karbon da artık nötr çünkü elektron aldı. Yine 1 2 3 4 elektronu var. Artık herkes yeni halinden mutlu. Evet. Bu videoda gayet normal bir mekanizma elde edebildik, değil mi? İleride bunun olabilme ihtimalinden ve ne kadar hızlı olduğundan bahsedebiliriz. Hidrojen bromür ve bir penten veya pent birenle başladık ve bu yapıyı elde ettik. Tabi burada bir takım elektron alışverişleri oldu. Yani elektronegatifliği hesaba kattık ve neyin elektron kazanıp kaybedeceğini hesapladık. Peki buradaki yapı ne olur? Hala 1, 2, 3, 4 ve 5 karbonumuz var. O zaman pentle başlıyoruz. Ayrıca çift bağ olmadığı için alkandır yani pentan. Üzerinde bir grup var. Gruba yakın olarak numaralandırmaya başlarsak 1-2 yani 2 bromo pentan. Bizi hidrojen bromürden ve bir pentenden 2 bromo pentana götürecek bir tepkime mekanizması bulmuş olduk.